Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. SML X Large ve XX Large serisinde bugün olasılık günü. Evet gençler muhteşem birbirinden güzel 5 tane soru çözeceğiz. Bu 5 tane soru düzey düzey ayrılmış sorular. Ve bu 5 tane soru kolaydan zora doğru ilerleyen. Hani ilk sorusu gerçekten kolay small soru. Ve en zoru ise sevgili arkadaşlarım X Large soru olacak gerçekten sana çok büyük değerler katacak 5 tane soru. Hangi düzeyde olduğunu da hani sorularda hangi düzeyde takıldığını da yorum kısmına belirtebilirsen sevinirim. Bu arada sevgili arkadaşlarım lütfen sizden ricam kanal istatistiklerine bakıyorum. Beni izleyenlerin %70'i abone olmadan izliyor. Sadece beni izleyenlerin %30'u benim abonem. <laughs> lütfen sevgili arkadaşlarım abone olabilirseniz Videoları beğenebilirseniz bunlar bizi teşvik eden şeyler. Bunlar bizi motive eden şeyler. Bu sadece benim için geçerli değil. Bu diğer hocalarınız için de geçerli. Kemal hocanız, Kenan hocanız, Doktor Biyoloji, Mert hocanız. Ondan sonra unuttum arkadaşlarımın adını unuttum. Türkçenin, Türkçenin matematiği. Başka var mıydı? Aklıma gelmiyor. Arkadaşlarım çok ciddiyim. Bunlar bizim için motive edici şeyler. Yani hani Tamam biz e, Kimya Adası özür diliyorum Murat Hocam senden. Kimya Adası Murat Hocam'dan özür diliyorum. Gençler ciddi anlamda bunlar var ya böyle ayrı bir şekilde düşündüğünüz zaman. Yani e, sonuç olarak bu şekilde düşünün. Ben şu an odada yalnızım abi bak. Odada ben şu an yalnızım. Ve şu an karşımda bir fon perdesi var. Onun önünde bir kamera var ve kameraya bakarak konuşuyorum. ki Yalnızlığımı hissedin diye anlatıyorum bunu. Bazen şuraya gelip oturmak tamam mı hani şu an motiveyim motive bir şekilde oturdum çünkü az önce çok fazlaca kanala ve videolara yorumlar geldi ve bu yorumlar beni gerçekten motive eden yorumlar oldu. Şimdi ee, hani düşün, düşünüyorum kaç tanesi aktif abone işte bundan geçmiş yıllardan abone olup hala destek için duran arkadaşlarım da var kalan arkadaşlarım da var. Bazen izliyorsunuz abi olmuş 1500 izlenme iki tane yorum var. Ya lütfen sevgili arkadaşlarım ben sizin ne hissettiğinizi nerede? Ya siz beni görüyorsunuz ben sizi görmüyorum zıkıttı orada. Siz beni görüyorsunuz ama ben sizi görmüyorum. Ben burada yalnızım arkadaşlar. Lütfen varlığınızı hissettirin. Gerek abone olarak gerek videoyu beğenerek gerek yorum yazarak lütfen sevgili arkadaşlarım. Benim yalnızlığımı giderin ya lütfen sizden rica ediyorum. <laughs> evet gençler Dediğim gibi 5 tane soru çözeceğim Bu videonun başında Bak 3. dakikaya doğru yaklaşmışız Bu videonun başında sizin vaktinizi biraz çaldım Özür dileriz Hakkınızı helal edin Geçelim dersimize Ulan hakikaten ne çok konuşmuşum ya <laughs> Bakın uyaran bir, bir kişi bile yok yani yanımda U Uyaran bile yok yani Lan sus işte çok konuştun diyen yok yani arkadaşlar Neyse biz devam edelim bakalım Small soru Hakikaten small soru ama neyse küçümsemeyim soruyu çünkü biliyoruz ki gençler denemelerde de sıkça karşınıza çıkıyor. Geçmiş yıllardan mezun olan arkadaşlarım varsa onlar da gayet iyi bilecektir. Genelde böyle küçümsenen sorudan hata çıkar zaten. O yanlış var ya o boş bıraktığınız soru değil de o yanlışlarınız boş bıraktığınız soruya zaten uğraşmışsındır. Yapamayınca boş bırakmışsındır veyahut süren yetmemiştir boş bırakmışsındır. E bu yanlışlar nereden çıkıyor? Yanlışlar sevgili arkadaşlarım genel itibariyle küçümsediğin sorulardan çıkıyor. Ki bunu ben de yaşıyorum. O yüzden soruyu küçümsemeden, small'ıymış, medium'ıymış, largeymiş, SML'siymiş hiç küçümsemeden adam akıllı. Dizimizi kırıyoruz. orada diz demek istedim. Dizimizi kırıyoruz, sorumuzu çözüyoruz. Şimdi E örnek uzay, A kümesi de bu evrensel kümenin yani örnek uzayın mantığa gitti kafam. Örnek uzayın alt kümesi olmak üzere. PA ile PA'nın tümleyeninin 4 katının toplamı 7 bölü 3. Bu PA ne? Hadi bunu anladım. Bu ne? Şimdi gençler bu A'nın gerçekleşme olasılığı yani A olayının olma olasılığı bu da A olayının olmama olasılığı. Şimdi biz ne diyoruz? A'nın olma olasılığı ile A'nın olmama olasılığının toplamı bizim için daima 1'dir abi. Değişmez bir sonuç bu. Tamam. Şimdi o halde ben şu kısımda şöyle bir hareket yapsam. Ben burayı PA artı PA'nın değili yaptım. Artı 3 tane de PA'nın gerçekleşmeme olasılığı diyelim. Eşittir 7 bölü 3 desem. Bu benim ne işime yarar? Şu kısmın zaten 1 olduğunu şurada anlattık ya sana. Tamam mı? E burası 1. Ben bunu karşıya zıplatırsam eğer 3 tane A olayın olmama ihtimali olasılığı eşittir. Ne gelir? 7 bölü 3'ten 1 çıkarırsam 4 bölü 3 gelir. Güzel. O 1'i niye çıkardım? Bunu bu tarafa attım çünkü tamam mı? Şimdi güzel kardeşim bak her iki tarafı 3'e bölersem ben A'nın gerçekleşmeme olasılığını da 4 bölü 9 olarak elde etmiş olurum. A'nın gerçekleşmeme olasılığı sorulmuştu. Aha da bize cevap. A'nın gerçekleşme olasılığı sorulmuş olsaydı yani PA sorulmuş olsaydı 1'den 4 bölü 9'u çıkarırdın 5 bölü 9 bulurdun. Bu sefer de A'nın gerçekleşme olasılığı karşına çıkmış olurdu. Bu small soruydu. Şimdi geçelim medium sorumuza sevgili arkadaşlar. Diyor ki bir tane atıcı var. Atıcı böyle nişan alıp atıyor ya bir tane atıcı var. Hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. Bu atıcı ardarda arda 3 tane atış yapacak. Şimdi buradaki kelime oyunlarına bile değil. Aslında bir kelime oyunu yok. Sadece okuduğumuzu anlama yeteneğimizi sergilememiz gerekiyor. Yanlış anlaşılmaya çok müsait sorular çünkü. E, atıcının bu 3 atıştan en az ikisini vurmuş olma olasılığı soruluyor. Bak şimdi. 3 kere atış yapacağız. Hedefi vurma olasılığımız 2 bölü 5 ise hedefi vuramama olasılığımız 3 bölü 5'tir. Çünkü bunların vurma ve vuramama olasılıklarının toplamı daima 1 yapmak zorunda. Şimdi atıcının bu 3 atıştan en az ikisini vurmuş olma olasılığı diyor ya. Yani şu şekilde vurmuş, vurmuş, vuramamış. Biz bu durumu inceleyeceğiz. Mi sanıyorsun? Sadece bu mu? Hayır. Biz Vurmuş, vuramamış, vurmuş veya vuramamış, vurmuş, vurmuş olma ihtimalini de incelememiz gerekiyor. Çünkü bu durumda da en az ikisini vurmuştur. Bu durumda da bu durumda da en az ikisini vurmuştur. Yalnız şöyle bir durum var. Başka bir durum yok mu hocam? En az ikisi diyor. Üçünü de vurmuş olabilir o zaman. Ha, tamam. Şimdi biz dört tane durum inceleyeceğiz o zaman tamam mı? Şimdi bu dört durumdan ilkine bakalım. Birincisini vurma ihtimali. Birinci atışı yaptı. Hop çat. Headshot attı. Yani 2 bölü 5 ihtimalle vurdu. İkincisi yine 2 bölü 5 ihtimalle vurur. Üçüncüyü vuramasın olma durumu. Yani şu o da 3 bölü 5'tir. Şimdi kardeş ben buraya gelince de zaten 2 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 yapmayacağım mı? Bir alttakinde de 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 yapmayacağım mı? O zaman aynı durumdan yani şu durumdan sevgili arkadaşım şu durumdan kaç tane varmış? 3 tane olacakmış. O zaman 3 ile çarparım. Hepsini tek tek yazıp toplamak yerine çarp 3 ile gitsin kardeş. Bak şimdi. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. Çarptım 36 yaptı. 36 bölü 125 geldi. Tamam. Bunda hem fikiriz. Şimdi geldim buna. Bu o diğerlerinden farklı ya. 3'ünü de vuruyor. Dol dolayısıyla bunu ayrı bir yerde incele. 3'ünü de vurmuş olma ihtimali. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Ya hocam bunu yer değiştirmeyeceğiz mi? 3 faktöriyel biçimde falan yok. E niye? Hepsini vurmuş zaten. Biz vurmuş olma durumuyla vuramamış olma durumunu zaten inceliyoruz burada. Yani e bu durumda hepsini vurmuş hocam. Evet sen bunların yerlerini değiştirsen de gene birinci atış vurulmuş. Gene ikinci atış vurulmuş ve gene üçüncü atış vurulmuş olacak. O halde 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5'ten de 8 bölü 125 gelir. İşte bu olasılıkların toplamı da bize cevabı verir. Toplarsam 44 bölü 125 bana cevabı verir derim. Doğru cevabım budur. Medium sorumuzda böylelikle çözmüş olduk. Devam ediyorum large soruyla. Şimdi dikkatli bir şekilde çözmen gereken soru. Görselli sorular bazen sıkıntı olabiliyor. Mesela bunun gibi. Dedim ki videodan önce şu soruların kendi yazdığım sorular da soruların çözümlerini şöyle bir tazeleyeyim. Hani video esnasında takılmadan ilerleyebilelim diye. Tabii doğal olarak. Ee, size yemin ediyorum burada kaç tane boş koltuk var sayamadım. Hep 12 buldum. Hep 12 buldum. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Açtım kendi çözümümü izledim. Yani 13 tane boş koltuk varmış orada. Ben 12 tane buluyorum. Diyorum ki bu soru yanlış mıydı acaba? Yanlışsa nasıl çözdüm falan diyorum kendi kendime. Ya 13 tane boş koltuk varmış, ben 12 tane sayıyorum. O yüzden pür dikkat olmak gerekiyor. Algımızın açık olması gerekiyor. Tilki olmamız gerekiyor tabiri caizse. Aşağıda bir sinema salonundaki oturma planı verilmiş arkadaşlar bize. Sinemaya birlikte gidecek olan Efe ve Fikret rastgele iki koltuk seçiyorlar. Rastgele seçiyorlar. Buna göre Efe ve Fikret'in yan yana veya arka arkaya iki koltuk seçip oturma olasılığı. Bak yan yana ya da arka arkaya iki tane koltuk seçip oturma olasılığı soruluyor. Şimdi hocam yan yana olanları ya da önce arka arkaya olanları bir sayalım. Şöyle bir bir tane buldum. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Toplam 5 durumda arka arkaya oturabilirler. Şimdi yan yana olanları sayalım, üstüne sayalım tamam mı? 5'teydik en son. Şöyle 6 yaptı. Şöyle 7 yaptı. Şöyle 8 yaptı. Bir de şöyle 9 yaptı bak. Toplam 9 tane durum var istenilen. Tabi bunlar 9 farklı, 9 farklı oturma tercihleri var ama bir de yer değiştirebilirler. İster bu yer değiştirme durumunu hesabın içine kat, istersen katma. Şimdi burada istenilen durum içerisinde yer değiştirmelerini hesaba katıyorsan tüm durumu yaparken de bunu unutmayacaksın. Eğer ki hesaba katmadıysan tüm durumu yaparken de tüm durumu hesaplarken de yer değiştirme durumunu hesaplamayacaksın. Yani Birine hangisini uyguluyorsan ötekine de aynısını uygulayacaksın. Şimdi ne diyelim hesaplayalım mı? Hadi bir de çarpı bu 9 koltuktan herhangi birini seçtiler. 2 faktöriyel biçimde de yer değiştirdiler diyelim. Biz hesaplayalım. Tamam. Bunu şu tarafa alalım. Videonun ekranın kenarına kenarına bakma. Şaşı oluruz. 9 çarpı 2 faktöriyel. Tamam. Şimdi kaç tane boş koltuk sayısı var? İnşallah sayabilirim. Vallahi sayamadım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? Bak 1, 2 çok dikkatli sayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane boş koltuk var. Az önce niye sayamadım acaba? Yemin ediyorum 4 defa falan saydım ya. 13 tane boş koltuk var. 13 tanesinden herhangi 2 tanesini seçerler. Ve 2 faktöriyel biçimde de sıralanırlar. O 2 faktöriyeller zaten bay bay. Şimdi üst taraf 9. Alt tarafta da 13 çarpı 12 bölü 2 faktöriyel var biliyorsun. 2 faktöriyel 2 olduğu için ünlemini koymadım. 2'yi kaldırdım yukarı taşıdım hop gitti. Daha sonrasında e, 2 kere 9, 18, 18'i 6'ya böldüm 3. Bunu da 6'ya böldüm 2. Üst tarafta 3 alt tarafta 26 kaldı. Bu da bize cevabı verdi. Şurası bizim istenen durumumuzdu. Burası tüm durumumuzdu. Olasılık sorularında zaten olasılığı Halletsen permütasyon ve kombinasyonu da halletmiş oluyorsun. Olasılık çözemiyorsan, yüksek ihtimalle permütasyon-kombinasyon olayını tam beceremiyorsundur, yapamıyorsundur. Önce permütasyon-kombinasyonu halledersen, olasılık çok daha basit hale gelecektir senin için. Çünkü permütasyon-kombinasyon uygulayıp sorulara istenen durumu bulup tüm durumu bulup zaten onları birbirine böldüğün zaman da olasılık yapmış oluyorsun. Olay bundan ibaret. Tamam. Şimdi çözdük. 3 bölü 26 cevabı da işaretleyelim bari. Cevap C şıkkıymış arkadaşlar. Large sorumuzu çözdük. Şimdi pür dikkat dinliyorsun. Burada benim beğendiğim çok güzel bir soru var ama x large değil x x large soru. Yani yazarken de büyük keyif aldığımız sevgili arkadaşlarım çok güzel bir soru var. X X çok dikkatli dinle. Ahmet, Berra, Cenk ve Deniz yani A, B, C, D isimli 4 kişinin her birinin gardırobunda bulunan 4 farklı tişörtün renkleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Ahmet'in mesela iki tane mavi, bir tane sarı, bir tane yeşil tişörtü varmış. Bora'nın yeşil, mavi, kırmızı, beyaz. Cenk siyah, mavi, yeşil, sarı. Deniz de yeşil, sarı, mavi, yeşil. Mesela Deniz burada yeşili seviyormuş demek ki. iki tane yeşil tişörtü var. Ahmet de maviyi seviyormuş. iki tane mavi tişörtü var. Ahmet, Berra, Cenk ve Deniz'in buluştuklarında aynı renk tişörtü giymiş olma olasılığı kaçtır diye soruluyor bak. Buluştukları takdirde aynı renk tişörtü giymiş olma olasılıkları. Bunların her birinde olan rengi bir bulalım önce. Her birinde olan renkler ya da mavi, 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 mavi. O bak hatta bir tane daha mavisi var demiştik değil mi? Tamam başka da yok. Şimdi o zaman Ahmet'in şuradaki iki mavi için iki farklı seçeneği var. Bora'nın tek seçeneği var. Cenk'in tek seçeneği var. Ve Deniz'in tek seçeneği var. Mavi için. Yani mavi tişörtü bunlar 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 yani iki farklı biçimde giyebilirler. Aynı anda giydikleri durum adedi 2. Başka değil. Başkası yok. Artı bir de yeşil, yeşil, yeşil. Bir de bunun 2 tane yeşili vardı değil mi? Bak toplamda da hepsinde yeşil var. O zaman bunu da göz ardı etmeden hemen çıkaralım ortaya. Ahmet yeşili tek farklı biçimde giyer. Bir farklı biçimde. Bora 1. Cenk o da 1. Deniz iki farklı biçimde giyer. Yani iki tane tişört olduğu için iki farklı biçimde giyinebilir. O zaman bunların istenen durum adedi 4. Yani dört tane istenen durum var gençler. Bölü. Şimdi tüm durum. Bak dikkat et. Buradaki mavi tişörtle buradaki mavi tişört aynı tişörtler değil. Niye? Diyor ki bak 4 farklı tişörtün renkleri aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Her birinin gardırobunda bulunan dört tane farklı tişört diyor. Bunlar farklıysa birbirinden. Ahmet şimdi tüm durumu buluyorum. Ahmet 4 farklı tişörtünden birisini. Bora 4. Cenk 4 ve Deniz 4 farklı tişörtten birisini giyebilir. 4'ler gider. Geriye 1 bölü 64 kalır. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevabımız da A şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Bak çok klas oldu. Yani çok güzel bir çözüm oldu. Çok sade, çok anlaşılır. Çok klas bir çözüm oldu. Senden de aynı performansı bekliyorum. Tamam. Şimdi bu xler çıktı. X XX large sorumuza geçiyoruz. Ne diyor soruda? Şimdi soru hem fonksiyon bilgisi gerektiriyor, fonksiyon grafiği bilgisi gerektiriyor, hem olasılık gerektiriyor. Ama fonksiyonda da ince bir bilgi gerektiriyor yani. Recep diye bir arkadaşımız var. A noktası yani sıfıra bir koordinatlı noktası çıkarılan birim çemberin analitik düzlemde farklı bölgelerinde kalan kısımları farklı renklerle çiziliyor. Recep farklı renkteki bu dört parçanın iki tanesini siliyor. Buna göre geriye kalan parçaların bir fonksiyonun grafiği olma olasılığı kaçtır diye soruluyor şimdi fonksiyon e, sorularında şöyle sorular vardı hatırlar mısın? diyordu ki bir grafik veriyordu Hani koma anlatım örneklerinden bahsediyorum bir grafik veriliyor bize diyor ki. Hatta bir tane değil 4-5 tane grafik veriyordu. Sonra diyordu ki aşağıdaki grafiklerden hangisi ya da hangileri bir fonksiyona ait olabilir diye sorular vardı hatırlar mısın? Ve biz fonksiyonda daha doğrusu ben sana fonksiyonda şu şekilde bir şey anlatmıştım. Demiştim ki dikey doğru testi. Şimdi y eksenine paralel x eksenine dik olan doğrular atıyordun sen fonksiyona. Böyle bir sürü yerinden doğrular atıyordun. Eğer o doğrular fonksiyonu o doğrular fonksiyonu bir noktada kesiyorsa diyorduk ki ha tamam bu fonksiyon grafiği olur kardeşim diyorduk. Hatırladın mı? Bununla alakalı olan bir soru. 4 tane renkten ikisini sileceğiz diyor. Şimdi ikisini sildiğimiz tak mesela e, bu dört tanesinden iki tanesi kaç farklı biçimde seçilir? Dördün ikilisi. Dördün ikilisi kaçtır? 6. Alt. Şimdi altı farklı durum var silebileceğimiz o zaman. Yani bu tüm durumumuzmuş. Önce bu sefer tüm durumu bulduk. İtiraz olan var mı? Yani sorunun yarısını çözdük şu an. Peki istenilen duruma adedini bulacağım. Örnek veriyorum. Ben burada yeşil, yeşil ve maviyi silersem geriye kalan renkler kırmızı ki burası boş. Bir de sarı kalıyor o da şu. Şimdi ben bunları aynı renkte çizdim. Acaba bu bir fonksiyon grafiği olabilir mi? Sen buna gidip şu şekilde doğrular atarsan Dik doğrular atarsan ki y eksenine paralel doğrular atarsan gördüğünüz üzere bu doğrular kırmızıyla gösterdiğim grafiği hep tek noktada kesiyor. Yani bu bir fonksiyon grafiği olabilir. Hatta ve hatta şunu bile düşündük bak soruda. Burayı bir silelim şöyle bir de burayı silelim. şimdi Eğer şu nokta dolu olmuş olsaydı a noktası hani silinmiş diyor ya. Eğer burası da dolu olmuş olsaydı y ekseninde iki farklı noktada keseceği için bir fonksiyonun grafiği olmayacaktı doğal olarak. Tamam mı? Çünkü iki noktada kesmiş. yani sıfır hem yukarıdaki biri hem de eksi bire gitmiş olacaktı. Dolayısıyla bir fonksiyon belirtmeyecekti bu bağıntı. bundan kaynaklı orayı da boş bıraktım. Mesela bu sağlayan örneklerden bir tanesi. Sağlamayan örnek sayısı daha az olduğu için ben sana onları göstermek istiyorum şimdi izninle. Şöyle yapacağız arkadaşlarım. Eğer ki ben eğer ki ben burada kırmızıyla maviyi silersem şurayı silersem şurada kalan parça hop gri ile gösterdiğim parça bu bir fonksiyon grafiği belirtmeyecektir. Neden? Çünkü buradan bir doğru attım. Bu doğru fonksiyonu iki tane noktada kesti. Bak gördün mü? Hep iki tane noktada kesiyor. Dolayısıyla bir fonksiyon grafiği olamaz. Aynı şey bunun simetriği için de geçerli. Bu sefer şu tarafı silip sadece bu kalmış olsaydı yine 2 noktada kesecekti. Yine bir fonksiyon grafiği oluşmayacaktı. Yani istenmeyen durum adedi toplamda 2 taneciktir. Bu 6 durumdan iki tanesi fonksiyon değilse 4 tanesi o halde fonksiyondur diyeceğiz. 4 bölü 6 da bize 2 bölü 3'ü verecek. Yani cevabımız neymiş? D şıkkında verilmiş diyeceğiz sevgili arkadaşları. Evet birbirinden güzel 5 tane soru çözdük ki son soru benim. Ola ki sınavda böyle bir şey çıkarsa tamam mı? Dersin ki SML Hoca ya adamın dibi. Yani öyleyim de zaten. <laughs> öyleyim zaten. Ama yani burada sana bu soruyu gösterip de eğer sınavda karşına bu şekilde bir şey çıkarsa o zaman yani efsane güzel bir hareket olmuş olur. Ee, sevinirim, mutlu olurum. İsmimi de anarsan şöyle içinden bir Allah razı olsun adamdan dersen eyvallah deriz yani. Evet arkadaşlarım çok güzel sorular çözdük. Toplamda 5 tane. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Bir diğer soruda, bir diğer 5 soru serisinde farklı bir videoda görüşürüz. Umarım verimli oluyordur. Umarım senin işine yarıyordur. Umarım geliştiriyordur da aynı zamanda. Vaktini çalmıyordur. Boşa geçen bir zaman niteliği taşımıyordur senin için umarım bu videolar. Ee, do hani ben öğrenci olsam şöyle bir seri ile karşılaşsam hani benim zamanımdan bahsediyorum 2008'ler 2009'lar sınav grubu öğrencisiyken şu tarz videolar benim karşıma çıkmış olsaydı var ya ben yani tadından yenmezdi efsane güzel olurdu sürekli de izlerdim yani ee, bir de pdf'ini de yayınlıyoruz o zamanlar tabi tablet bilgisayar bilgisayar hak getir oğlum nerede yani ama dediğim gibi umarım sizler de bundan verim alıyorsunuzdur. Sizler benimle aynı düşünce içerisindesinizdir diyelim. Bugün videoda konuşamıyorum. Dikkat ettiyseniz. Evet. Daha fazla uzatmayalım. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.